Ama Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu ile başlıyor. Türkmen Ödül Televizyonu'ndan herkese akşamlar. Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Evet. Cumhurbaşkanı Beram Salih yeni yılı için bir mesaj yayımladı. Başbakan Mustafa El Kazım İrakların geleceğini inşa etme, birlik, beraberlik ve eşitlik ilkelerini benimseme yeteneklerini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Babil İli Temiz Mahkemesi ile koordinat olarak bu dava dosyasının araştırılması için Milli Güvenlik Teşkilatı'nı görevlendirdi. Cumhurbaşkanı tarafından çağrılan gelecek ayın 9'unda yapılacak anayasa yemini oturumuna hazırlık olarak kazananların isimlerini yayımladı. mehvar Şimal, onun dibinde de mehvar müşterek bir ameliyete kalktık. Haşit Eşşabi güçleri tarafından Tuzur Matu ilçesinin doğusundan Himrin dağlarına kadar ortak askeri operasyon düzenlendi. bizim burada. Adı Kerkük'te gençlerin iş bulma yeteneklerini geliştirmeye amaçlayan birçok eğitim kursunu sürekli olarak açmıştır. Cumhurbaşkanı Beram Salih yeni yılı için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Salih mesajında şu ifadelere yer verdi. Yeni yılınızı kutlarım. Bu yılın halk zafer yılı olmasını, sorunların çözülmesini, halkın haklarını elde etmesini, barış ve refahın sağlanmasını umuyoruz dedi. Başbakan Mustafa Kazmi Irakların geleceğini inşa etme, birlik, beraberlik ve eşit ilkelerini benimseme yeteneklerini vurguladı. Başbakan yeni yılın insanları ve insanlık için hayır, reform, refah ve ilerleme yılı olmasını temenni ederek Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Irakların cesareti ve azmiyle büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarının sözlerini ekledi. Bağdat ve diğer illerde aileler yeni yılı ertelenmiş dileklerini taşıyarak kutladı. Aran tüm şehirleri 2022 Havai feşe gösterisinin coşkulu bir şekilde fırlatılması tanık oldu. Parklar ve alışveriş merkezleri yeni yıl kutlamalarına katılmak için yoğun bir vatandaş hareketine sahne oldu. Sevgili seyirciler, yeni yıla ilk giren ülkenin yeni Zelanda olduğu ardından Avustralya ve Japonya'nın takip yeni yıl kutlamalarına dünya ülkeleri de sahne oldu. Korona virüs önlemi için alınan dolusu önlemek için alınan tedbirler ve bazı ülkelerin uyguladığı sokağa çıkma yasağı vatandaşların kutlamalarını sınırlandırırken öte yandan Hawaii, Güney, inde bulunan Bahir Adası, Dünya'da 2021 yılına veda eden son bölge oldu. Ceblo olayının Babil ilindeki dosyasında Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Babil İli Temiz Mahkemesi ile koordinat olarak bu dava dosyasının araştırması için Milli Güvenlik Teşkilatı'nı görevlendirdi. Güvenlik basın hücresinden yapılan açıklamada kazanan koşulların ortaya çıkarılması ve Babil İli Mahkemesi ile koordineli olarak imkanlardan hesap sorulması emrinin geldiği belirtilirken olayla ilgili olarak çok sayıda memur ve kişinin tutuklandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Osman Elganimi aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişinin hayatına mal olan Ceble olayının arka planını göz önünde bulundurarak Babil İl Polis Müdürlüğü'nü görevden alma kararı vermiştir. Bakan Elganimi olayı mahalle yaptığı, da doğrusu olay mahalle yaptığı sağ ziyareti sırasında görevi icra eden gücü araştırmak için özel bir soruşturma komitesinin kurulması talimatını verdi. Haşit Eşabi Güçlerine bağlı Kuzey Bölge Komutanlığıyla ile Diyali Haşit Eşabi Güçleri bunların yanında Acil Hareket Güçleri tarafından tulsur ilçesinin doğusundan Himri'nin dağlarına kadar ortak operasyon düzenlendi. Terör örgütü DAEŞ'in uyuyan hücrelerini bitirmek ve her yerde onların önüne geçmek için Haşidi Şabi güçlerine bağlı Kuzey Bölge Komutanlığı ile Diyale Haşidi Şabi güçleri bunların yanında acil hareket güçleri tarafından Tuzurmatu ilçesinin doğrusundan Himrin dağlarına kadar ortak askeri operasyon düzenledi. Düzenlenen askeri operasyon Haşici Şabi güçlerine bağlı Kuzey Bölge Komutanlığı'nın Türkmen Gücü Komutanı Yılmaz Neccar ve diğer komutanların denetiminde yapıldı. Askeri operasyon başlamadan önce özel askeri planlar hazırlanmıştı ve gerçekleşen operasyon sırasında ortak güçlerin Himrin Dağları'nın derinliğine girdiler. Operasyonda başkent Bağdat ile kuzey illerine bağlayan ana yola kadar askeri operasyon sürdü. Operasyonda Hışti Şabi güçlerine bağlı özel kalkan güçleri ve havadan orduya bağlı hava kuvvetleri de destek verdi. Bilirsiniz bundan 2 üç gün evvel bir büyük ameliyat olduğu mantıkada edebilir diğerin safra mantıkasında o mantıklar bir az Daş orada fazla çabaladı di bağlantı bizim müşterek. O yani sığlaleyti o açıklık orada. E, Hem dostsun, kardeşleriyiz ve oğlanlarıyız. E, Mihver-i Şimal e, onun dibinde de mihverdiyele beraber müşterek bir ameliyete kalktık. Ve bu ameliyete de bizim kardeşlerimizin devri çok uydu. En büyük e, mesahali de bize verdiler. O da e, bizim aziz kardeşimiz, bizim en e, zor ve yiğit ve khas focumuz o da Foz Kuvat Xassa, Hacı Ahmet Çayır özü ve gidileri kardeşler beraber. Onun dibinde bizim 52 Fozları. Onu da bizimle müseyyarat var idi ve bizimle mütfaiye idi, kusanidaydı da babamız. Yani mütfaiyemiz, neyimiz var idi bu ameliyatta. Beraber çabaladık. Bu da edebilmediğim diyeyim e, yengi dök. Bu müşterek çabalamamız. Biz yengi bir yani bir kutadan çabaladı özüne. Herkes katındaydı. Rağım kasavat sağ olun gördüğünüz ne olun. ama mana yoktu. İki günde hedefimize ulaştık. Edebildik o hedefler bizim için olmuştu yetisinden. Kalacaktı inşallah Türkmen hacdi, Türkmen gücü ve kavalayacağız ve öldüreceğiz Daş'ı ve düşmanları mantıkada milletimiz e, olsunlar. Cedde açık da açık kalacak Bağdat Kerkin. Ve bizim mantıkalarımız aman da aman kalacaktı. Ve biz de beklemeyeceğiz daha özlerin üstümüze gelsin. İnden böyle biz bunları kavrayacağız. Aynen aslanın türkünü kavramak tek. İstedik yetirakın. Biz istediğimiz yerde de aşırı yakın. Hardos sayısı size. İkinci bir de o mesajımız buydu. Cedde açıktı. Açık kalacaktı. Ve yakın salmarık daha da aşı. Ve koymarık da başını çıkarsın. Bu sıçanlar o yüzden bu yüzden. Ve biz başlarısına konu bu başlarına zıcağız. Bir sonraki parlamento'nun ilk oturumunu düzenleme dosyasında Parlamento Medya Dairesi Cumhurbaşkanı tarafından çağrılan gelecek ayın 9'unda yapılacak anayasa yemini oturumuna hazırlık olarak kazananların isimlerini yayımladı. Parlamento tarafından yapılan açıklamada 5. oturum kazanan 329 isminin önümüzdeki Ocak ayının 9'unda yapılacak olan anayasa yemini etme oturumuna hazırlık olarak kitileri ile birlikte yayınlandığını

Irak'ta yaşanan su krizinde Su Kaynakları Bakanlığı'nın yağmur suyu ve sağanak yağışlardan yararlanmak için yaptığı olağanüstü çabalarda Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşit El Hamzani, Babil ilindeki El Hindiya Barajı, yeni ve eski barajların geliştirilmesi ve bakımı için devam eden çalışmaların ilerlemesini denetlemek üzere bir sağ gezisi düzenledi. Bakan daha önce oran mevcut su kıtlığı krizini aşacağını duyurarak ülkenin Dicle ve Fırat nehirlerindeki su payını garanti altına almak için komşu ülkelerle iletişimin sürdürülmesi inşaat ederek kıtlık durumunda zararların paylaşılması ilkesinin her zaman var olması gerektiğini vurguladı. Arak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO tarafından hazırlanan istatistiklere göre Aralık 2021'de 101.579.927 varil petrol ihraç edildi. Petrol Bakanlığı SOMO tarafından hazırlanan Aralık ayı petrol ihracatı ve gelir istatistiklerini açıkladı. İstatistiklerde bir ay boyunca ihraç edilen petrolden 7 milyar 37 milyon dinar gelir elde edildiğini belirtti. Günlük 3 milyon 777 varil petrol ihraç edildiği bildirilen açıklamada her varilin 72 dolara pazarlandığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon Dairesi Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri yaptığı petrol ihracatının geçtiğimiz hafta günde ortalama 268 bin varıyla düştüğünü açıkladı. Yönetim raporunda Amerika'nın Irak'tan ham petrol ithal ettiğini ortalama ihracatın günlük 359 varil olduğu ve önceki haftaya göre düşüş kaydettiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu dosyasında gök gürültülü sağanak yağış ve sıcaklıklarda düşüş beklendiğini açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamada yarın havanın parçalı ve yer yer bulutlu, orta ve güney kesimlerde yağmur ihtimali, güney kesimlerde ise havanın parçalı ve yer yer bulutlu, geçişi ve sıcaklıkların artacağı belirtildi. Sadır Hareketi lideri Muktada Sadır ülkedeki koronavirüse karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Esadır'ı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda her yeni yıla büyük kutlamalar görüyoruz. Koronavirüs salgının başlamasına neden olan yasal, ahlaki, sosyal ve diğer önleme kapsamı dışında kalan bu tür toplantılardır ifadelerini kullandık. Koronavirüs krizinde Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Giberos bu yıl içinde koronavirüs salgınının ortadan kaldırılması için umutlu olduğunu söyledi. Günlük kaydedilen vaka sayısı rakor sayıları aşsa bile dünyanın artık bunu ortadan kaldıracak araçlara sahip olduğunu kaydeden Atanom, dünyanın başlangıcından iki yıl sonra salgının ortadan kaldırılması için gerekli araçlara sahip olmasına rağmen bu araçların dünya çapında eşit olmayan bir şekilde dağıldığını belirtti. Kerkük İli Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı işsizlere iş imkanı sağlamak amacıyla inisiyatif alarak gençlerin iş bulma yeteneklerini geliştirmeye amaçlayan birçok eğitim kursunu sürekli olarak açmıştır. Kerkük İli Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı işsizlere iş imkanı sağlamak amacıyla inisiyatif alarak gençlerin iş bulma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan birçok eğitim kursunu sürekli olarak açmıştır. Zin burda mərkəz tədrib mühənnəni yerimiz heybətli idi. Qəhrəbə dairəsinə yaxındı. Müddətsiz idi. Bizə gələn tələbələr tədvil etmişik. O insanlar idi ki, xariçdı, o xariçda heç bir işi yoxdu. Yəni necədir? Əcədək, atıldı. Və gəli bir mehnat alşar, hətta istifadə edə bilsin o mehnatdan öz həyatının umurun tedbir etsin. Nazari var, nazariye göre onu tatbik ederler, ameli ki ondan sonra gelirler, mekineler üstüne aldılar, nazarini tatbik ederler, ameli. Kamusal yaşamın birden fazla alanını içeren bu kurslar, kursiyerin ihtiyaç duyduğu ve bağlı olduğu iki yeni bölüm açmanın yanı sıra bu kursa katılan gençlerin toplumla kaynaşması için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. merkezde. بوحدة زين <applause> هي عايت يعني بس متابعة دارخ ورش كأعطى المركز مزده بعض ورشة لر ور إنسالر نظن بس بأركاك تردي <applause> مثلا تأثر كهرباء أو مثلا حلاقة النساء بس أروات صدا أما بس بولار استرق أنا ضاخ بأنه بورشة ده هم قاضن هم أركاك يدبي يعني مشاركة ايدسن وأين زمان وحداني واحداني نادى بان مثلا الله يتماسن بالمشكلة والمدرب تن تلبى ارسندا او تلبى ارسندا ها نوع مشكلات يعني اجتماعي مشكله والموش يعني بردنا بردنا تجاوز ادار بالشيء دا قال لردون لا وحدة قدر الامكان ان شاء الله حل اداره ومشكله لاره بزم وحدة اتشل برده آه هذا وحدة التوجيه والرشاد المهني ووحدة وحدة اماجة بانه بز تلبى مداغن bazı kişilerin var pazarda yani bir iş yani çok işler var ama bilmir naksı iş kendine iyiydi. O zaman bizim şeyimiz oluyor, Yani yardımımız ol olabilir özne. O soru şartları fidan çıkardırıq. Yardım çoğulluk, iş yani iş seçmede kararı, karar, karar vermekte yardım o özne. Bir de pazarda olduğu şeyler, gelişmeler, tatavurlar. O biz de aynı yani bizim irtibatımız var Ruhda Sokul Amel'den. Aynen yani yenge vuhda açıldı burada aynen merkezden. Eğer bir yenge mihne olsa ya da bir mihne uh, gelişti, biz de onun davrasına çağırık, korsuna çağırık. Tabi yenge bencele kuruluk şeye göre, adına bazara göre. Bir de eğer davra içinde bir müşkül olsa, mesela bir talebe çok gayb oldu, telefonu da ruhasın, ne açı gayb oldu, kadar imkan edebilir müşkülasını hale dağın hatta gayb olmasın. Çünkü bir talebe, bir talebe gayb olsa, olsa o bizim için iyi dağın. İran'ın dün uzaya fırlattığı uydu taşıyıcı roketin yeterli hıza ulaşmaması nedeniyle 3 araştırma cihazı yönürgeye oturamadı. İran'ın dün uzaya fırlattığı uydu taşıyıcı roketin yeterli hıza ulaşmaması nedeniyle 3 araştırma cihazı yörüngeye oturmadı. İran Savunma Bakanlığı sözcüsü Ahmet Hüseyini devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasına dün uzaya fırlatılan Simurg adlı uydu taşıyıcı roketin yeterli hıza ulaşmadığını duyurdu. Hüseyin'i roketin taşıdığı yükü yörüngeye oturtmak için saniyede 7600 metreden fazla bir hıza ulaşması gerekiyor. Ancak biz saniyede 7350 metre hıza kadar ulaştık dedi. İran dün ülkenin orta kesimlerinde bulunan Simnan eyaletindeki İmam Hümeyni uzay üssünden uydu taşıyıcı Simurg roketiyle 3 araştırma cihazını uzaya fırlattığını açıklamıştı. Tayvan Devlet Başkanı yeni yılı için bir kutlama mesajı yayımladı. Tayvan Devlet Başkanı mesajında Çin e askeri çatışmanın çözüm olmadığı uyarısında bulundu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen yeni yıl içinde bir kutlama mesajı yayımladı. Tayvan Devlet Başkanı mesajında Çin'e askeri çatışmanın çözüm olmadığının uyarısında bulundu. Sahi Facebook'ta canlı yayınlanan yeni yıl konuşmasında Pekin makamlarına durumu yanlış değerlendirmemeleri ve askeri macerayı engellemeleri gerektiğini hatırlatmalıyız dedi. Tayvan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu ifade eden Çin, egemenlik iddialarını vurgulamak için son iki yılda Tayvan üzerinde askeri ve diplomatik baskıyı artırdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping önceki gün yaptığı yeni yıl konuşmasında ana vatanının tam birliğinin Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların ortak arzusu olduğunu söyledi. Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu ve defalarca özgürlüğünü ve demokrasisini savunacağını belirtiyor. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen yaptığı konuşmasında askeri araçlar kesinlikle boğazdaki krizi çözmek için bir seçenek değil. Askeri çatışmalar ekonomik istikrarı etkileyecektir. İki taraf bölgesel barış ve istikrarı koruma sorumluluğunu ortaklaşa taşıyor. Tayvan'ın tutumu her zaman baskı karşısında boyun eğmemek ve destek alırken pervasız olmamaktır. Sorunlara birlikte barışçıl çözümler bulmak, insanların yaşam standartlarını korumak ve onlara barış getirmek için hem Taipei hem de Pekin çok çalışmalı. Egemenliğimizi koruyacağız. Özgürlük ve demokrasi değerlerini koruyacağız. Bölgesel egemenliği ve ulusal güvenliği savunacağız. Hint Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı koruyacağız." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1197 artışla 825.536'ya yükseldi. ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1197 artışla 825.536'ya yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre virüs tespit edilenlerin sayısı 491.381 artışla 54.743.993 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 1197 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 825.536'ya çıktı. Kaliforniya 5 milyon 515 bin aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 581 vakayla Teksas ve 4 milyon 209 bin aşkın vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında 76.520 ile ilk sırada bulunurken bu rakamı Teksas'ta 75.744'e, Florida'da ise 62.504'e çıktı. Ülkede COVID-19 aşılama istatiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre 5 yaş ve üzeri nüfusun %78'ine en az bir doz, %65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 243 milyonu aşkın kişiyle ilk doz 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. Amerika Birleşik şey Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri adım atması halinde ağır yaptırımlara maruz kalacağı söylediği açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri adım atması halinde ağır yaptırımlara maruz kalacağını söylediğini açıkladı. Biden yılbaşı tatilini geçirdiği memleketi Wilmington kentinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Biden, devlet başkanı Putin'e Ukrayna konusunda askeri adım atması durumunda ağır yaptırımlar getireceğimizi ve NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artıracağımızı açıkça söyledim yanıtını verdi. Biden, dünkü görüşmelerinin ardından Ocak ayında ABD ile Rusya arasında yapılacak Ukrayna görüşmelerine ve yine Rusya ile NATO arasında yapılacak temaslara bakacaklarını hatırlatarak, bu görüşmelerin işe yarayabilmesinin ancak tansiyonunun düşürülmesine bağlı olduğunu vurguladım. Ancak her zaman müzakere etmeyi ve ilerleme sağlamayı umuyorum. Değerlendirmesini yaptı. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerini tutması karşısında ABD'nin ne yapacağına ilişkin soru üzerinde de Biden. Burada kamuoyu önünde bunları konuşacak değilim ancak kendisine Putin'e Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini açıkça söyledik dedi. Şimdi var başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Beram Salih yeni yılı için bir mesaj yayımladı. Başbakan Mustafa El Kazmi, Irakların geleceğini inşa etme, birlik, beraberlik ve eşitlik ilkelerini benimseme yeteneklerini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Babil İli Temiz Mahkemesi ile koordineli olarak bu dava dosyasını araştırılması için Milli Güvenlik Teşkilatı'nı görevlendirdi. Cumhurbaşkanı tarafından çağrılan gelecek ayın 9'unda yapılacak anayasa yemini oturumuna hazırlık olarak kazananların isimlerini yayımladı. mehvar Şimal, dibinde de Mehvar Müşterek... Haşide Şabi güçleri tarafından Tuzurmatu ilçesinin doğusundan Himrin dağlarına kadar ortak askeri operasyon düzenlendi. Bizim yenge vahide açıldı burada. Adı vahide tevcih ve lişadil mihani. Kerkük'te gençlerin iş bulma yeteneklerini geliştirmeye başlayan birçok eğitim kursunu sürekli olarak açmıştır. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.